Bol sınıf, bol sınıf. Limonlar bol sınıf, bol sınıf, bol sınıf. Kurutma, 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 kurutma. Temiz işini yap, temiz işini yap. Abi temiz yeşillik, temiz yeşillik. Temiz yeşillik, temiz yeşillik, temiz. Hanem oynadın, hanem oynadın, hanem oynadın. Bal petek, bal petek. Teyze, sen de 100 lira yap ya. 20 lira falan daha çıkaramış olmaz. Götürün bal. Erlan, abla kesene bereket. Araba mı koyacaksınız? Hanem oynadın, hanem oynadın, hanem oynadın. Lale, lale, lale. Anne. Abi kurutma abi, kurutma hocam. Lale, 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 lale. Abi temiz yeşillik, temiz yeşillik. Baba marula kadar. Ben Ecem, ben Marul yeşillik. Temiz yeşillik. Ben abi, hepsi aynı. Sonu boşuna bak. Abla temiz yeşillik. Temiz yeşillik, temiz. Mustafa, iki marul verebilir miyim? İki marul. Para mı var? Daha eve gitmedi. Atacığım hoş geldiniz, buyurun. Abla hoş geldiniz. Benim için her şey burada başlamıştı. Uzun zaman önce kendimce hem kitap okuyordum hem de kitap yazma kararı almıştım. Buranın şartları yüzünden biraz zorlanıyordum açıkçası. Yine de ben elimden geldiğince vazgeçmemeye çalıştım. Hem çalışıyordum, bir yandan notlarımı tutuyordum. Diğer yandan da buradaki büyüklerimin çok büyük bir desteği oldu. Bu bana hadi, çok hadi, motive satarız, verdi açıkçası. Bugün hadi, birinci hadi, kitabımı hadi, çıkarttım. Hadi, hadi, hadi. Şu an ikinci kitabıma yine her şeyin başladığı yerde başlamak istiyorum. Onun hazırlığını yapıyorum. Benim için uzun bir süreç oldu. Buradaki büyüklerim çok büyük bir destekleri oldu. Bu her zaman bana motive verdi. Şu an yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk kitabım 5 öyküden oluşuyor. Gerçek Kabus adlı kitabım. Orada bir öykü pazarda geçiyor. Kim Suçlu isminde. Ben burada çalışırken hem not alıyordum hem okumaya çalışıyordum. Bir taraftan da buraya gelen insanların görüşlerini, buradaki büyüklerimin biraz daha derine inerek hayat hikayelerini dinledim. Buranın şartlarını da biraz yansıtmaya çalıştım. Bana çok büyük bir ilham oldu bu pazar. Kim Suçlu öykümde de hem dünyaya mesaj veriyorum, hem burada dediğim gibi büyüklerimin, burada birlikte çalıştığımız kardeşlerimin hayatlarına inerek elimden geldiğince bir şeyleri anlatmaya çalıştım. İkincisi, ben daha önce de dediğim gibi ben ilk yazma kararı aldığımda hayalim dünya klasikleriydi. Şu an ise hedefim dünya klasikleri. İkinci kitabımı da bu düzeyde hazırlıyorum. Biraz daha çok üstüne giderek ilerleme kaydedeceğim. İnşallah yakın zamanda okurlarımızla ikinci kitabım da buluşacak. Şimdi bir zaman sonra Emrullah'ın böyle müşteriyle benim diyaloglarım, arkadaşların diyaloglarını devamlı küçük küçük notlar alırdı. İlk başta tuhafıma gitti. Hatta kendisine kızardım. Ya ne yapıyorsun, işine baksana falan diye söylerdim. Abi dedi, sana bir sürprizim var dedi. Çünkü dedi, burada olan olayları o kadar bir etkileniyorum ki eve gidiyorum hiç aklımdan çıkmıyor. Biraz da ben hani müşterilerle çok samimi olduğum için biraz gülüyoruz, eğleniyoruz ya. Onların not aldı. Şu an dedi abi ben bir kitap çıkaracağım. Tabii ilk baştan biz hani gırgır geçiyor diye anlattık ama sonradan bir baktık ki gerçekten hepsi bütün bu notları toparlamış. Çok güzel bir kitap yapmış. Burada yani ikinci roman içinde biz pazar halkı olarak yani diğer arkadaşlar buna destek vereceğiz. Çünkü o kadar güzel hikayeler biriktirmiş ki yani burada müşterilerle olan diyaloglarımız olsun, ondan sonra müşterilerle tartışmalarımız oluyor. Yani tatlı tartışmalar. Hani ezik oldu, çürük oldu, şu oldu. Bunların hani
onlarla olan ilişkilerimiz hepsini böyle çok güzel bir hikaye olmuş. Ben kendimi hani pazarda değil de farklı böyle çok farklı bir iş yaptığımı zannettim ilk başta. Şu an ikinci kitabına romanında da yine dediği şey ikinci romanında ben çünkü ben 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben eşimi pazarda tanıdım. İşte pazarda 10 yıl kadar konuştuk, kavuşamadık falan filan oldu. Onu da romanla inşallah ek yapacak. Ya çok güzel şeyler yol kat edeceğine inanıyorum. Kendisini şimdiden tebrik ediyorum. Ve bu kadar azimli bir genç görmedim. Ben yani bu işi 15 yıldır yapıyorum. Emrullah gibi severek yapmadım bu işi. Ha, pazarcıların müşterilerle arasında olan gerilimli diyaloglar var genellikle. Emrullah bunu kaleme aldı bir gün. İşte ufak ufak notlar tutuyordu. Bir gün, iki gün, üç gün. Aradan aylar geçti. Ya biz de artık şüphe uyanmaya başladı. Emrullah'a sorduk işte bu nedir, neyin nesidir falan gibisinden. Emrullah da kitabında belirttiği gibi kim suçlu dedi. Ben bu pazarda olan diyalogları işte not alıyorum. Kitap yazacağım dedi. Bizim de garibimize gitti. İlk defa yani pazarda yıllardır böyle bir şey çıkmamıştı. Garibimize gitti. Bundan birkaç ay önce kitabını bitirdiğini söyledi. Arkadaşlarla toplanıp okuduk. Yani beklediğimizin çok üst seviyesinde bir kitap olmuştu. Arkadaşımızı gönülden tebrik ediyorum bu yolda. İnşallah daha ileri yerlere gelir. Bu çünkü tek bir kitaplık olacak bir şey değil. İkinci kitabına da başladı burada. Arkadaşım kitap çıkarmış bakar mısın? Azarel almış kitabını. Ay çiçek ara çöp ileri geldi. Allah yolunu açık etsin. Amin. Allah yolunu açık etsin inşallah. Allah bize hatta 15, ben de 12.5. Ama çiçek ara çöp. Allah hayırlı etsin inşallah.